Evet. Merhabalar hocam. Aynen. Merhaba, hoş geldin Ali Nur. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şöyle yorum kısmımızı bir kapatalım. Evet, hayırlı Kısaca bir seni tanıyalım, olur mu? İsmim Halesna Topal. Osmaniye'den katılıyorum. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2022 yılında mezun oldum. Bu sene de ikinci girişimde sınava. O şekilde. Tamam. Hem adliye hem idareye girdik mi? Sadece idareye girdim hocam. Sadece Sadece idari yargı. Evet. evet, sadece idari yargıya girme sebebimiz nedir? Şimdi en çok o merak edilir. Evet hocam, bu soruyu zaten ben de çok sık alıyorum. Ben vergi hukukunu çok seviyorum. O yüzden hani bu genelde zaten çok sevilmeyen bir ders olduğu için hani bu sevgim boşa gitmesin diye düşündüm. O yüzden kendimi o alana yöneltmek istedim. Yani O çok yüzden çok idealist davranmışsın, çünkü hukukçu arkadaşlarımız genelde kontenjan da adli de daha evet. fazla olduğu için orayı bir garanti altına alalım. Bunun yanında da iktisat, maliye, vergi gündemimize alırız diye düşünürler. Evet hocam. Türkiye 50.si olarak kazanmışsın. Puanın, doğru sayın, hatırlıyor musun bunları? Evet hocam, 80 doğrum var. Puanım da 87. 87. Böyle bir derece Yani bekliyor muydun? ben beklemiyordum ama bütün herkes bekliyordu. Öyle Yani mi? evet. Geçen sene sınava ben özgüvenli olarak girdim. Hani yaparım diye düşünüyordum. Olmadı. 700 küsur sıralama yaptım. Bu sene de tekrardan hazırlanınca artık herkes biliyordu hani yaparsın. Bu şekilde oldu yani. Ben yine bir korkuyla girdim ama çok şükür kazandım. Süper. Hem de güzel bir dereceyle kazandın. Bizim Evet, sizle de konuşmuştuk, size de yazmıştım. Size ilk 50 yapalım bu temelle demiştiniz. Çok şükür yani dediğiniz de oldu. 50. olarak kazandım. iyi, tam 50'ye denk getirmişiz. Süper. Peki, akademin hangi Ben grubundaydın? 28 Ocak hafta sonu hocam. Hafta sonu grubuydun. 28 Ocak'ta başladın. Peki, ben yine araya girmek istemiyorum. Böyle ders çalışmaya başladığın günden sınav gününe kadar günde kaç saat çalışıyordun, nasıl konu çalışıyordun, nasıl soru çözüyordun, tekrar sistemin nasıldı? Böyle bir derli toplu bize anlatır mısın? Ben tam olarak Mart ayında başladım. Çünkü deprem felaketi de atlattık malum Doğru. buralarda. O yüzden Mart'ta tam olarak başladım. Ben sürekli çalıştım hocam. Hani çok fire vermedim. Hadi tabii istisnalar oluyordu ama ben sürekli gündemimde tuttum. Çünkü istikrar çok önemliydi. O yüzden yani çok emek verdim. Canlı videoları canlı olarak değil de offline olarak kayıttan takip ettim. Geçen sene canlı takip etmiştim ama bu sene offline takip etmeyi tercih ettim. Çünkü temelim de biraz olduğu için. Offline olarak dinledim. Özgün soru bankalarımızı çözdüm. İki tur sizin dediğiniz gibi. Çıkmış soru olarak da müessir. Onları da artık çok kere döndüm. Hani hatırlamıyorum artık hani en az 5 defa dönmüşümdür. Sürekli hani konu tekrar olsun diye. Ve fasiküllerimizin de diğer arkadaşlarımızın da dediği gibi kitap okur gibi artık son günlerde o şekilde sürekli tekrar yaparak, sürekli okuyarak ilerlettim. Denemelerimize de girdim hepsine. Toplam kaç deneme çözmüşsündür? Sizin dediğiniz tüm denemeleri çözdüm hocam. Yani hem online hem Türkiye geneli bir de sizin önerdiğiniz denemelerin hepsini çözdüm. Ortalama 25 civarı deneme yapmış olduk yani. Evet hocam, öyle oldu. Çok iyi. Peki, konu mu soru mu sence? Bence konu hocam. Ben geçen sene daha çok soruya ağırlık verdim. Hani o eksiklerimi de gördüğüm için bu sene ben çok fazla konu çalıştım. Sürekli fasikülleri çok kez döndüm. Ben arkadaşlarıma konu çalışmalarını çok öneriyorum. Soru da tabii ki önemli. Özellikle çıkmış sorular çok önemli. Müessirden konu tekrar yapmak çok önemli. Ama yine de artık son bir ay kala falan sürekli konu tekrarı yaparaktan ilerlettim. Sistemimizde zaten öyle değil miydi? Akademi ve müessire en az iki tur Evet. çözeceğiz demiştik. Sen bunu yapmışsın zaten, doğru mu? Aynen, en az iki, daha fazla da yani. Evet, en az iki yapmışsın. Bu gayet güzel. Bunun üstüne de bol tekrardan bahsediyorsun Aynen. aslında. Kesinlikle tekrar öneriyorum arkadaşlara yani. Çok önemli çünkü. Güzel. Peki, Türkçe, matematik, tarih doğru sayılarını hatırlıyor musun? Türkçe 2 yanlış, matematik 2 yanlış, tarihte 14'te 10 yaptım. Aa, çok iyi. Evet, 4 yani dedik, Türkçe 12 sorum, matematik için 12 özel bir sorumuz çalışmam vardı. olmadı ama Emre hocamızın dediği gibi her şeylere böldüm. O şekilde ilerledim tarihi de. 12'de 10 yaptık orada. Evet. Şimdi peki, Türkçe matematiğe bir daha söyler misin? Türkçe matematik tarihi arkadaşlarımız, özellikle hukukçuların Evet. böyle merak oluyor ya, ne yaptın Türkçe matematik tarihiyle ilgili? Yani Türkçe matematik için özel bir çalışmam olmadı. Çünkü geçen sene de gezdiğim için hani geçen sene olmuştu ama tüm videoları tamamıyla izledim. Bu sene öyle ekstra bir çalışmam olmadı ama paragraf soru olarak çözdüm. Seyrek de olsa çözdüm yani, bırakmadım yine de. Tarih için de Emre hocamızın dediği her şeyi uyguladım. Çıkmış sorular. Hatta ben ders videolarında ikişer defa döndüm. İkişer defa izledim.
tarihi de ünitelere bölerekten çalıştım. Çıkmış soru üstüne çözdüm. Hani her gün tarih elimin altındaydı, öyle söyleyeyim. Peki düştüğün anlar oluyor muydu? Şimdi geçen sene hazırlanmışsın. Aslında evet. Kötü bir derece yapmamışsın ama 700. olarak olumsuz netice almışız. Böyle düştüğün anlarda ne yapıyordun? Moralin bozulduğu zamanlarda? Geri toparlanıyordum ya hocam, öyle söyleyeyim. Hani olursa olur diyordum artık. Çünkü ben elimden geleni gerçekten fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. 2 senedir bu süreç içindeyim zaten. O yüzden çok aşırı da düşmedim. Tabii düştüğüm anlar oluyordu ama tekrardan hani bırakmadım, odaklandım. Hani öyle bir gün, 2 gün olsun kendime hani şey yapmadım, tatil gibisinden vermedim. Sürekli elimin altındaydı yani. Moralim düşse de yapamasam da devam ettim, öyle yani söyleyeyim. Hedefe tamam ediyorsun. Aynen. Kilitlendik. Çok fena. Etti. Evet. Süper. Evet. Peki hep sorduğum bir soru var. Akademi desem, 3 kelime söylemen gerekse bu 3 kelime ne olur? Ben bunu hazırladım hocam zaten. Çünkü geçen sene söyleşilerini dinlediğimde acaba ben de bir gün orada olur muyum gibi yani hazırlamıştım zaten. Ben ilk olarak disiplin demek istiyorum. İkinci olarak özveri demek istiyorum. Üçüncü olarak da hız demek istiyorum. Çünkü tüm değişiklikler olsun, işte ilgi alaka olsun, çok hızlı bir şekilde akademi bizi bu süreçte yanımızda oldu. Bizi her şeyden haberdar etti. O yüzden hız demek istiyorum farklı olarak da. Ne mutlu. Akademi, evet. Hiç pişman etti mi seni? Akademiyle mutlu bir süreç geçirdin mi? Yani pişman etmedi hocam. Ben evet geçen sene olmadı ama geçen sene de kursunuzdaydım zaten. Kusuru kendimde aradım. Çünkü kazananlar oldu. Birinci akademiden çıktı örneğin. O yüzden kendimi düzeltmeye çalıştım. Bu sene daha disiplinli ilerledim. Daha iyi odaklandım. O yüzden pişman olmadım. Yine olsa yine tercih ederdim. Olmasın. Yine olmasın. Bizim duamız var değil mi? Kazananlar İnşallah. Bir daha akademiyle sadece böyle mülakat eğitimlerine destek evet. vermek için böyle evet. söyleşiler yapmak üzere gelsinler. Onun dışında akademide bir daha eski dönem öğrenci istemiyoruz. İnşallah hocam. İnşallah dediğiniz gibi olur. Dua yerine geçsin. Amin. Peki deneme sınavları sana bir veri gösterdi mi? Yani kazanacağını, iyi puanlar alacağını evet. gösteriyor muydu? Orada ne dersin bu konuda? Denemelerim gayet iyiydi. Hatta ben Türkiye genelinde de hep ilk ondaydım denemelerim, öyle söyleyeyim. Online denemelerde de. Sınavda da ilk 50, 50. olarak kazandım. Yani denemelerim gayet iyiydi sınava göre, öyle söyleyeyim. Süper. Tabii ki bir veri elde etti. Hani yapamadığım sorulara, konulara tekrar dönme fırsatı elde ettim. Aynı zamanda videoları da her zaman açıp işte takıldığım konulara tekrar dinleme fırsatım oldu. O şekilde. Halenur, gerçekten çok az senin gibi öğrenciye denk geliyorum. Neden? Çünkü hukukçu arkadaşlarımız konuşmanın başında söylediğim gibi adli idari genelde beraber götürüyorlar. Yani son birkaç ay kala iktisat maliye vergi ekliyorlar. Sen çok idealist davranmışsın. Sadece idareye yönelmişsin. Evet. Olmama, Allah muhafaza. Olmama durumunda adli dener misin yoksa? Denemem herhalde ya. Yine devam gibi. Tamamen evet. idari. Avukatlık stajını yapmış mıydın? Yapıyorum şu an. Şu an yapıyorsun. Az kaldı. Çok iyi. Peki son böyle söylemek istediğin şeyler var mıdır? Şu an sen bir tecrüben var. Özellikle idari yargıyı düşünen arkadaşlarımız, hukukçular olsun. Nasıl bu sınava hazırlanmalıyım diye düşünenler seni dinlediler. Senin böyle onlara özel bir tavsiyen. Ben şunu yaptım, çalışırken de çok fayda gördüm. Yazarak çalışıyordum, okuyarak çalışıyordum. Altını çizerek çalışıyordum gibi böyle özel bir tüyon var. Mesela Türkiye birincisiyle yakın dönemde bir röportaj yaptım. Pazartesi yayınlanacak. Hı hı. Deneme ile alakalı bana enteresan bir şey söyledi. Daha önce duymadığım bir şeyden bahsetti. Onu arkadaşlarımız izleyince görecekler. Senin var mı mesela böyle yaptığın özel bir çalışman var mıydı önereceğin? Benim yaptığım özel bir çalışma şöyle. Yani yazarak çalışmıyorum ben. Ben altını çiziyorum. Tabii ki unuttuğum yerler olursa ayrıca küçük kağıtlara not alarak ilerledim. Yazarak çalışmam olmadı. Zaten fasiküllerimiz gayet özel. Özet şeklinde. Sadece benim en önemsediğim şey konu anlatım ve çıkmış soru. Hı. Bence çok önemli. Çok farklı özgün sorularda boğulmadan konu üzerinden gidip çıkmış soru çözmek bence çok önemli. Bir de şey de var. Ben farklı kanun okumaları da yaptım. Zaten derslerde hocalarımız onların söyledikleri şeyler üzerinden mevzuat okumaları yaptım. Hatta çıkmış sorumuz da vardı. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçim kanunundan bu sene soru geldi. Ben de ondan bekliyordum. Hani seçimde dönemi olduğu için. Öyle farklı kanunlar da bence okunabilir. Çünkü gelebiliyor hani kaçırmamak adına. Çünkü o sorular sapmalı olduğu için. Ben o farklı kanunları okumalarını öneriyorum. Zaten hocalar derste belirtiyor hangileri olduğunu. O farklı şekilde. Bir kaynak kullandın mı bizim sistemde? Aldım hocam ama üstüne çok düşmedim, öyle söyleyeyim. Sonradan gerek görmedim konu yani. Konu anlatımında hocaları evet. dinledik. Kaynak. Evet.
akademinin kaynakları, soru bankası da müessir ve akademinin. Başka var mıydı? Evet, geliyor mu ses? Halenur. Evet hocam, dondu bir kısa, evet. Ha, tamam. Başka bir kaynak kullandık mı soru bankası olarak müessir ve akademi dışında? Aldım ama dediğim gibi kullanmadım hocam. Yani çok üstüne düşmedim. Konu anlatım olarak sadece fasiküller zaten. Çok fazla özgün soruda boğulmak da doğru değil bence. Yani konu üstünden gitmek. Zaten derste hocaların anlattıkları ve üstüne bizim fasiküllerimiz gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bu Türkiye elincisi olmaya yetiyormuş yani bu. Yani benim için yetti. Ben de yeteceğini ben de şey yapamıyordum. Hani beklemiyordum ama yetiyormuş demek ki, öyle söyleyeyim. Evet hocam. Çok memnun oldum Halinur. Biliyorsun bu yayınlarda dua da istiyorum arkadaşlarımızdan. Dua edelim. İnşallah Halinur'da mülakatta olumlu netice alsın sevgili arkadaşlar. İnşallah. Çok güzel paylaşımlarda bulundu. İnşallah mülakat sonrasında da olumlu haberlerini alırız. İnşallah hocam. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hem size hem diğer tüm hocalarımıza. Hepsinin emeği çok fazla. Yani mutfak ekibinden hocalarımıza kadar herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum emekleriniz için. İyi ki varsınız. Cümlemizden razı olsun. Siz de iyi ki varsınız. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Hocam, iyi akşamlar.